Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barış Yayınları limit fasikülünün çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu kitaptaki, bu fasiküldeki ikinci konuya geçiş yapacağız. Konumuzun ismi limitin özellikleri. Limitin özelliklerini fasikülümüz iki parça halinde almış. İlk parçada yanlış hatırlamıyorsam ilk 8 özelliği vereceğiz ve arkasından 2 tane bunlarla alakalı bir test çözeceğiz. Ve daha sonrasında ise limitin özellikleri ikinci parta geçiş yapacağız. Orada da yine 9. özellikten devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Kitabı almak isteyen arkadaşlarım, limit fasikülünü satın almak isteyen arkadaşlarım, Barış Yayınları limit fasikülü şeklinde webde bir arama yaparlarsa buradan kitabı satın alabilirler diyelim. Yine KR Akademi dağıtım noktaları olduğu için KR Akademi'nin sitesinden de bayi listelerini kontrol edip şehrinizde hangi kırtasiyelerde bu kitapların satıldığını görebilirsiniz sevgili gençler. Evet, eğer hazırsak geçelim derse. Evet, öncelikle sabit fonksiyonun limitine bakmamız gerekiyor bizim. Sabit fonksiyonun limitinde gençler a ve c gerçel sayı, bir hani sabit fonksiyon diye tanımladığımız şey neydi bizim? Fx eşittir c fonksiyonumuz değil mi? Bu bir sabit fonksiyon olmak üzere. Ben sabit fonksiyonun herhangi bir a reel sayısındaki limitine, yani x'ler herhangi bir a reel sayısına yaklaşırken sonuç yine sabit fonksiyonun görüntüsüne, yani c'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Görseli de bu şekilde verilmiştir. Hem sağdan hem de soldan yaklaşırken bu limit değerleri, yani sağ ve sol limit değerleri aynı zamanda fonksiyonun görüntüsüne de eşit olacağı için sabit fonksiyonun her noktadaki limiti yine kendi görüntüsüne eşittir diyebiliriz. Mesela burada birinci örnekte fx eşittir 5 fonksiyonu için bu fx'in 2'deki ve 1'deki limitleri toplamı sorulmuş. 2'deki limiti de 5'e, 1'deki limiti de 5'e eşittir. Bundan kaynaklı da 5 ile 5'in toplamına ben 10 cevabını verebilirim. İkinci özelliğimiz polinom fonksiyonu limitine bakacağız. Şimdi polinom fonksiyonlar, ben ders anlatırken de öğrencilerime hep şunları söylerim. Dedim ki polinom fonksiyonları çok sevmemiz lazım. Çünkü bunların akarı kokarı yok. Tertemiz fonksiyonlar. Yani düşündüğün zaman her noktada tanımlı, tanımsız olduğu bir tane bile nokta yok. Reel sayılarda. Daha sonrasında her noktada limiti var. Her noktada süreklidir. Her noktada türevlenebilir, integral alınabilir. Dolayısıyla polinom fonksiyonların akarı kokarı yoktur arkadaşlar. Bundan kaynaklı da her noktada limiti vardır diye bir cümle çıktı az önce ağzımdan. Her noktadaki limiti o noktadaki görüntüsüne de eşittir aynı zamanda. İşte bundan kaynaklı şu sorumuza baktığımız zaman mesela 1'deki limiti sorulmuş. 1'deki limiti bu fonksiyonun eşittir diyeceğim. F1'dir hocam. Yani bir başkası değildir. O halde ben ne yapacağım F1'i bulmak için? Polinom fonksiyonun kuralında x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yazdığım takdirde de ne gelir? İse diyelim F1 eşittir. 1'in küpü 1, 2 ile çarptım 2. Eksi 4 kere 1 4, 5 kere 1 5 ve de artı 1 diyeceğiz. Burası zaten 1'di, 1 ekledim, 2 geldi, 2 daha eklersem doğru cevabın 4 olması gerektiğinden bahsedebilirim gönül rahatlığıyla. Evet, üçüncü özelliğimiz limitte 4 işlem. 4 işlemi nasıl yapacağız abi? Şimdi a bir gerçel sayı, fx'in a'daki limitiyle gx'in a'daki limitleri var olmak üzere. Yalnız dikkat et, bu limitler var olmalı bu özellikleri kullanabilmemiz için. Toplama işlemi, iki fonksiyonun toplamının limiti limitlerinin toplamına eşittir. O noktadaki limitlerinin toplamına eşittir. Yani fx artı gx'in ben a'daki limitini merak ediyorsam fx'in a'daki limitiyle gx'in a'daki limitini toplarım. Çıkarma işleminde de aynı şeyi tekrar ederim. Bu sefer de çıkarırım. Çarpma işleminde de yine aynı şey geçerli. İki fonksiyonun çarpımının a'daki limiti fx'in a'daki limitiyle gx'in a'daki limitinin çarpımıdır. Sabitle çarpma işleminde de sen bir fonksiyonu sabitle çarptığın zaman bu sadece görüntüsü bizi etkiliyor. Doğal olarak limitleri de etkileyecek ve eğer ki sen bir c sayısıyla fx'i çarpıp bunun a noktasındaki limitini merak ediyorsan tabi limit de c katına çıkacağı için doğal olarak sen fx'in a'daki limitini bulup bunu c ile çarpabilirsin. Yani içerideki c'yi kabaca bir şekilde içerideki c'yi dışarı atabilirsin diyebiliriz. Bunu bu şekilde aklında tutabilirsin. Bölme işleminde de eğer payda kısmındaki fonksiyonumuzun limiti sıfır değilse aynı çarpma, çıkarma ve toplamadaki kuralları burada da uygulayabilirsin. İki fonksiyonun bölümlerinin oranlarının limiti, a'daki limiti, pay kısmındaki fonksiyonun a'daki limitinin payda kısmındaki fonksiyonun a'daki limitine oranına eşittir. Tabi burada limit değeri sıfırdan farklı olmak şartıyla diyebiliriz.
Peki, üçüncü örneğe gelin beraber bakalım. F ve G reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere. Fx ve gx'in kuralları bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki limit değerlerini bulunuz diyor. Şimdi bunlar polinom fonksiyonlar, akarı kokarı olmayan fonksiyonlar. Dolayısıyla ben direkt şunu yapacağım soruya başlamadan önce. X'in bak, limit değerlerinde hepsinde x 1'e yaklaştığı için x'lerin 1'e yaklaştığı durumda fx'in limitini bir bulalım. 1 yerine yazdım. Burası 3 geldi. Eksi 2 artı 1 diyecek olursam bunun limiti 2 gelir. Ve aynı şekilde limit x 1'e yaklaşırken bir de gx'i bulalım sizinle beraber. Bu limit değeri de neye eşittir? Yazdığım zaman 1 yerine 1 artı 4 eksi 2'ye, yani 3'e eşittir. Şimdi ben bunun var olduğunu biliyorum. Gayet iyi oldu. Şöyle yapalım, A şıkkına bir bakalım sizle beraber. Şimdi A şıkkında diyor ki bunların toplamının 1'deki limiti. Limitler toplamına eşittir. Yani 2 ile 3'ün toplamına eşittir. Yani cevabımız 5 olur. Farkları ise 2'den 3'ü çıkaracağım. Tabii f'den g'yi çıkardığı için f'in a'daki 1'deki limitinden g'nin 1'deki limitini çıkaracağım. 2'den 3 çıktı, eksi 1 dedik. Çarpımları o zaman 2 ile 3'ün çarpımından 6'dır. Oranları ise 2'nin 3'e oranıdır. Yani 2 bölü 3'tür diyeceğiz. 3f eksi 2 g'nin 1'deki limiti. Bu da 3 kere 2 eksi 2 kere 3'tür. Yani 0'ın ta kendisidir. Bir de f fonksiyonunu bir sabitle eksi 3 ile çarpmış ve bunun 1'deki limiti sorulmuş. Bu eksi 3 çarpı limit x 1'e yaklaşırken fx'in ta kendisidir. Ki ben zaten şu kısmı, yani burada göstermiştim, 2 idi. O halde eksi 3 ile 2'yi çarparsam eksi 6 bana cevabı verir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi altta sorumuz yok. Şuradaki soruya bakacağız. Kuvveti alınmış fonksiyonun limitine bir göz atalım önce. Şimdi yine aynı şekilde f(x)'in bir n'inci kuvvetini aldıktan sonra a'daki limitini kontrol ediyorsan sen bunu limiti bulduktan sonra n'inci kuvvetini alabilirsin. Hiçbir şey fark etmez. Sonuç olarak aynı değeri bulacaksın. Bu limitin sağladığı bir özelliktir. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Yine f(x)'i vermiş bak bize, diyor ki f(x)'in küpünü al, sonra 3'ü yerine yaz. Şimdi ben bunun küpünü aldıktan sonra yerine yazmak yerine fx'in 3'teki limitini bulurum. Yani şunu bulurum gençler. Limit x 3'e yaklaşırken fx'in kaç olduğunu bulurum. Sonra giderim bunun küpünü alırım. Aynı şeyi elde etmiş olurum. O halde 3'teki limiti bir bulalım. 3'ün küpü 27. Eksi 3'ün karesi 9, 2 ile çarptım 18. Eksi 4 kere 3'ten eksi 12 geldi. Ve artı bir de 3'ümüz var. 27'den 18 çıktı 9. 9'dan 12 çıktı eksi 3. Eksi 3'ü artı 3 ekledim ve 0 geldi. Demek ki bizim 3'teki limitimiz 0'mış. 0'ın küpü de bana 0 cevabını verir. O halde doğru cevabımız 0'dır deriz. Şimdi diğer sayfamıza geçebiliriz. 16. sayfadayız. Köklü fonksiyonun limitine bakacağız. A bir gerçel sayı. N 2'den büyük veya eşit ve x'ler a'ya yaklaşırken fx limiti var olmak üzere. N diyor tek doğal sayıysa ben fx'in n'inci dereceden kökünün a'daki limitini fx'in a'daki limitinin n'inci dereceden kökü olarak yazabilirim. Eğer çiftse bazı şartlarımız var. Tabii çift dereceden kökün içerisi negatif olamayacağı için fx'in de limitinin de sıfırdan büyük veya eşit olması şartıyla biz buna eşit olur diyoruz yine. Mesela buraya baktık, x kare artı 3x eksi 2. Ben 3'ü yerine yazdığım takdirde ne gelir? 9 artı 9 eksi 2'den 16 gelir değil mi? Tamam, 16 sıfırdan büyük veya eşit olduğundan cevabımız direkt 16'nın 4. dereceden köküydü. Yani cevap 2 olur diyebiliriz. Mutlak değer fonksiyonunun limiti. Tabi burada şöyle bir ayrım var. Kritik nokta dışındaki noktalarda biz limiti ararken bunu yapabiliriz. Kritik noktalarda limitin ekstradan sağ ve sol olmak üzere incelenmesi gerekir çünkü. Fx'in mutlak değerini aldıktan sonra a'daki limitini kontrol etmek yerine fx'in a'daki limitini bulduktan sonra mutlak değerini alabilirsiniz. Aynı sonucu verecektir bize. Şimdi 6. örneğimize baktığımız takdirde fx x küp artı 2 x kare eksi x artı 1 olarak verilmiş ve bunun mutlak değerinin 2'deki limiti sorulmuş. O zaman ben fonksiyonun 2'deki limitini bulayım. Nedir? 2'nin küpü 8. 2 çarpı 2'nin karesinde yine 8. Eksi 2 artı 1 dedim. Hocam şurası 14, 1 ekledim 15 geldi. Şimdi 15'in mutlak değeri bana cevabı verir o halde. Doğru cevabımız da 15'in ta kendisi olmuş olur. Şimdi sağ üst tarafta üstel fonksiyonun limitine bakacağız. A bir gerçel sayı. C de pozitif bir reel sayı. X'ler A'ya giderken fx'in limiti var olmak üzere yine.
Ben bir sayının f(x)'inci kuvvetini alıp a'daki limitine bakmak istiyorsam eğer f(x)'in a'daki limitini bulup bunu c'nin kafasına, kuvvetine yazıp cevabı söyleyebilirim. Hiç fark etmez. Yani limitin özelliklerine baktığın zaman ucu bucağı yok. Gayet özgürsün. Herhangi bir kuralla karşı karşıya kalmıyorsun. Aa dur, burada da şunu yapmamız lazım demiyorsun. Direkt olarak yerine yazıp sonuç buluyoruz fark ettiyseniz. Yedinci örneğimizde kusura bakmayın. 2'nin kuvvet olarak x küp eksi 4x artı 2 kullanılmış. O zaman ben şuradaki fonksiyonumun 2'deki limitini 2'nin kafasına yazabilirim direkt. Yani 2 üzeri 2'nin küpü 8, 4 kere 2 8 artı 2 diyebiliriz. 8'ler gider, 2'nin karesi yani 4 bize cevabı vermiş olur. Logaritma fonksiyonunun limitinde de aynı şeyi yapacağız. İşte burada ekstradan uyarılarımız var. Örnek veriyorum. Logaritmanın içine fx yazacağımız için tabi burada fx'in sıfırdan büyük olması lazım. Tabi logaritmayı tanımladığımız için de burası sırf tanım gereği a sayısı yani taban yani b sayısı da diyebilirdik çünkü burada b'yi de kullanmışız. A sayısı pozitif reel sayı lakin birden farklı, biliyorsun logaritmanın tabanı sıfırdan büyük ve birden farklı olmalıydı. Eğer fx'in a'da limiti varsa o halde biz şunu yapabiliriz. Hocam logaritma b tabanında fx'in a'daki limitini istiyorsak eğer, ben fx'in a'daki limitini bulup logaritma b'nin b tabanındaki ifadenin logaritmanın 2 olarak bu limit değerini yazarsam sonucu bulabilirim diyoruz. Yani hocam yine çok basit. Şimdi ben direkt şurada 1'i yerine yazacağım ve logaritmayı hesaplayacağım. 1'in küpü 1, 4 kere 1 4, 3 kere 1 3 ve 1 daha ekledim. Hocam burası 9 geldi. O halde benim cevabım logaritma 3 tabanında 9'dur. Bu da 2'nin ta kendisidir diyeceğiz. Evet gençler, 16. sayfamız da bitti. Geldik örnek 9'a. Yerçapsayılar sayılar kümesi üzerinde tanımlı FGH fonksiyonları için fx'in 1'deki limiti 4, gx'in 1'deki limiti 3 ve hx'in 1'deki limiti eksi 2 değerleri veriliyor. Buna göre aha da bunun sonucu nedir diye sorulmuş. Gayet basit. Ben fx gördüğüm yere direkt onun limitini yani 4'ü, gx gördüğüm yere gx'in 1'deki limitini yani 3'ü, h gördüğüm yere hx'in limitini yani eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin karesi bana 4'ü versin. Ve gx 3'tü limiti, 3'ün küpü de bana 27'yi verir. Diyor ki bana şimdi 4 ile 3'ü çarpacaksın. 4 ile 27'yi çarpacaksın. Hatta şurada bir de 3 vardı değil mi? Özür dilerim. Çarpacaksın değil. Arada fark işareti varmış. Az da hata yapıyorduk. Gümlüyorduk basit soruda. 3 kere 4 eksi 3 yapacaksın. Bunu 4 kere 27'ye böleceksin ve sonuç olarak elde ettiğin değerin de karesini alacaksın. 12'den 3'ü çıkardım, 9 bölü 4 kere 27 ve bunun karesini al demiş. 9 da 27'yi sadeleştirdim, 3 geldi. Demek ki 1 bölü 12'sinin 1 bölü 12'nin karesini almamız isteniyor. 1 bölü 12'nin karesi de 1 bölü 144'ün ta kendisi gelir efendim. Evet. Altta sorumuz yok. 10. örneğimize bakalım şimdi. 2'den büyük gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fx fonksiyonu. Fx eşittir logaritma 2 tabanında x kare eksi 4'ün karesi artı logaritma 2 tabanında x küp eksi 8'in 4. kuvveti eksi logaritma 2 tabanında x eksi 2'nin 6. kuvveti biçiminde tanımlanıyor. Buna göre 2'nin sağ tarafına yaklaşırken 4. dereceden kök 2 üzeri fx limitinin değerini bul demiş. Şimdi 2'nin sağ tarafını getirip bu logaritma değerinde yani şurada verilen fonksiyonun kuralında yerine yazdığın takdirde logaritmanın içleri falan sıfır geliyor. Önce biraz logaritma ile burada bize tanımsızlığı yaratan ifadeleri yok etmemiz lazım. Nasıl başaracağız bunu? Şimdi öncelikle fx'imiz neydi? Ben size onu bir şöyle yazayım. Hatta yazmadan önce de şunu yapalım. Şuradaki 2'yi logaritmanın içinin üstündeki 2'yi logaritmanın başına atabiliyorduk. O halde 2 çarpı logaritma 2 tabanında x kare eksi 4 dedim. Artı buradaki 4'ü de başa atalım. 4 çarpı logaritma 2 tabanında x küp eksi 8 gelmiş oldu. Eksi diyorum. Buradaki 6'yı da başa atacağım. 6 tane logaritma 2 tabanında x eksi 2 demiş olduk gençler. Şimdi ben burada bazı işlemler yapacağım. Tamamen logaritma özelliklerini kullanıyorum. Şu an limitte hiçbir ilgimiz yok. 2 çarpı, bak şimdi parantezi açtım. Şuraya bakıyorsun. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 ile bu logaritma 2 tabanında x artı 2'nin
toplamıdır. Çünkü logaritmaların tabanları aynı ve toplanıyorsa aynı zamanda içleri çarpılmıştır aynı tabanda. Ve buraya bakıyorsun, ben x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımının x kare eksi 4 olduğunu bildiğim için aslında bunlar toplanmıştır diyebilirim. Artı dedim, 4 çarpı açtım parantezi, logaritma 2 tabanında x eksi 2 ile logaritma 2 tabanında x kare artı 4x değil 2x artı 4 olduğunu gayet iyi biliyorum. Çünkü x eksi 2 ile x kare artı 2x artı 4'ün çarpımı bana x küp eksi 8'i, yani x'in küp eksi 2'nin küpünün açılımını verir. Peki bir de eksi var. 6 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2 demiş olduk. Şimdi ben buradaki 2'yi, buradaki 4'ü bir güzel içeri dağıtarak yazarsam, 2 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2 artı 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 2 dedim. Şimdi 4'ü dağıtıyorum. 4 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2. Daha sonrasında artı 4 çarpı logaritma 2 tabanında x kare artı 2x artı 4 dedim. Eksi bir de 6 tane logaritma 2 tabanında x eksi 2'miz mevcut. Ekrana sığdık mı? Sığdık. Güzel. Şimdi bak buraya. Şuradaki 2 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2 ile 4 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2'nin toplamı 6 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2 yapar ki bir de burada ne var? Eksi 6 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 2 var. Bunlar birbirini götürdü. Geriye kalan şeye bakalım şimdi. Bir şu var, bir de bu var. O halde 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 2 artı 4 tane logaritma 2 tabanında x kare artı 2x artı 4'ümüzü yazdık. Hatta ve hatta ben şuradaki 2'yi ve buradaki 4'ü alıp buraya 2 ve buraya 4 yazabilirim. Şimdi limit değeri nereye gidiyordu? 2'ye yaklaşıyordu. O halde x gördüğümüz yere 2 yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 artı 2 4 yapar. Hocam burası 16 geldi. Sonrasında logaritma 2 tabanında 2'nin karesi 4, 2 kere 2 4, bir de 4 var 12. 12'nin 4. kuvveti, madem 4. kuvveti geldi, ben şu 16'yı sileyim ve buraya 2'nin 4. kuvveti yazayım. Şimdi tabanlara bakıyorsun, tabanlar aynı. O zaman içler çarpılır. Yani logaritma 2 tabanında 2'nin 2 üzeri 4 ile 12 üzeri 4'ü çarparsam 24 üzeri 4 gelecektir. Şimdi benden istenen şeye bakalım. Hocam 4 çarpı logaritma 2 tabanında 24 yazabilir miyim ben bunu? Buradaki 4'ü başa atabilir miyim? Evet, atarız. Şimdi benden istenen şey neydi? Bunun limit değerini 4. dereceden kök içinde 2'nin kafasına yaz. Yazalım o zaman. 4. dereceden kök içinde 2'nin ben üstüne 4 çarpı logaritma 2 tabanında 24 yazabilirim. Hatta bunu da 4. dereceden kök içinde 2 üzeri 4 üzeri logaritma 2 tabanında 24 biçiminde de ifade ederim. Bu da ne demektir? Hocam bu 4 ile şuradaki 4 birbirini götürür. Burada sadece 2 kalır. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 24 kaldı. Şimdi logaritmanın yine bir özelliğinden diyorum ki ben buradaki 2 ile buradaki 24'ün yerlerini tabii ki de değiştirebilirim. Bu bana aynısını verir. Yani 24 üzeri logaritma 2 tabanındaki 2'yi verir. Logaritma 2 tabanındaki 1 olduğu için doğru cevabımız da 24'ün ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Evet, biraz çözüm uzun oldu ama gayet açıklayıcı oldu. Açıkçası şunu söyleyebilirim ki limitle alakalı çok fazla işlem yapmadık. Ki zaten limitin öyle çok fazla işlemi yoktur. Genel itibariyle biz diğer konulardan faydalanarak soruların çözümlerine ulaşırız. Çünkü limit dediğimiz şey sadece işte belirsizlik durumlarında bazen birkaç işlem yaparız ama o işlemleri de yine matematikteki çarpanlar ayırmadır, türev almadır, şudur budur. Farklı konulardan hallederiz. İşte trigonometrideki özdeşikleri kullanırız gibi. Logaritmanın bu tarz özelliklerini kullanırız. Limit çok kullanılmaz. Limit en son soru ayarlandıktan sonra sayıların yerine yazılmasıyla elde edilecektir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, biz bazen şunları yaparız. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben bunu işte öğrencilerimle yüz yüze konuşurken de veya işte katıldığım seminerlerde falan öğrenciler sorduklarında da genelde söylüyorum. Olay şu abi. Yani çocuk geliyor mesela, diyor ki ben diyor süreklilik yapamıyorum, çözemiyorum, bilmiyorum diyor. Şimdi olay aslında sürekliliği çözememesi değil. Örnek veriyorum, şöyle bir olay düşünelim. Şurada boş ekran açalım bir tane, bak. Şimdi diyor ki bazen şöyle sorular oluyor. Logaritma, logaritma değil, limit diyelim. Limit. Diyor ki mesela x diyor 2'ye yaklaşırken işte bir şey diyor. Böyle bir şey. Şimdi limit de boş ver. Hatta böyle bir fonksiyon veriliyor.
Tamam, şöyle bir fonksiyon veriliyor. Şurada genelde ikinci dereceden bir ifade yazıyor. X kare artı AX artı B gibi bir şey yazıyor, tamam mı? Bu diyor ki her noktada, her noktada sürekli bir fonksiyon olduğuna göre diyor. Sürekli olduğuna göre o halde diyor işte A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı gibi bir soru soruluyor. Şimdi çocuk bunu çözemediği zaman şunu söylüyor. Diyor ki hocam ben süreklilik yapamıyorum, bunu anlamamışım. Şimdi sen süreklilikle alakası yok aslında sorunun. Sen ikinci dereceden denklem anlamamışsın abi. Başka bir mantığı yok bunun. Çünkü bu tarz sorularda mesela sürekli gayet sürekliyse demek ki paydamızı sıfır yapan herhangi bir nokta yok. Yani paydanın kökü yok. Paydanın kökü yoksa bir zahmet payda ikinci dereceden olduğu için deltayı sıfırdan küçük olarak kabul edeceksin. Buna dayalı bir çözüm yapacaksın. Burada sürekliliği nerede kullandın? Hiçbir yerde. Yani burada sadece sürekli yorum odaklı kullandın. Dedin ki işte sürekli. Sürekli olması için ne gerekiyor? Ha, bunun olması gerekiyor. Payda da sıfır olmayacak. Yani bunu tanımsız yapan bir değer olmayacak. Kopmaması lazım fonksiyonun grafiğini. O halde ne olması gerekiyor? Demek ki paydanın kökü yok. Rasyonel bir fonksiyon çünkü. Paydanın sıfır olduğu takdirde ancak bu fonksiyonun sürekli olduğu nokta adedi azalmaya başlar. Şimdi yoksa demek ki delta sıfırdan küçük. Sen bunun yorumunu yapmak süreklilikse, eğer süreklilik bilmekse, evet yani hani burada buna da zaten bir şey diyemezsin ki, hani yorum yapacaksın abi sadece. Sürekliliğin bu şartlar altında var olduğunu bilmen zaten bu hani konuyu anlamaman anlamına gelmiyor. Sen burada o yorumu yaptıktan sonra sen ikinci dereceden denklemi anlamamışsın. Diskriminantın nerelerde uygulanabilir olduğunu anlamamışsın. Olay bu. Yani limit, türev ve integralde genel itibariyle zaten bizim sıkıntımız bu. Öğrencilerimiz genelde bu noktalarda takılıyor. Konu aslında zor değil. Bu konuyu zor yapan şey şu: diğer bütün konulara hakim olman gerekiyor. Hakim olunamadığı takdirde zor diye düşünüyoruz. Çünkü diğer konulara hakim olmak zor açıkçası. Bundan kaynaklı limit, türev, integral öğrencilere zor geliyor. Lakin zor değil. Yani çünkü limit, türev ve integralde kullandığımız soru çözerken özellikle dikkat edin. Kullandığımız bütün her şey açıkçası yorum haricindeki her şey diğer konulardan örnekler çözüyoruz aslında. Yani olay bu. Tamam. Dolayısıyla ben bu konuyu anlamadım, bu konu zor diye bir olay yok. Anlamadığın veya zor gelen bir şey varsa diğer konularda usta olman seni bu konuya zor olarak itiyordur. Örnek bir, kafanız ağrıttıysa kusura bakmayın. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı FG fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. Şimdi buna göre diyor bu limitin değerini bul. Şimdi ben burada fx'in 3'teki limitini bulmak zorundayım. Fx kırmızı fonksiyon ve 3 noktasındaki limiti de sağ limitte, sol limitte burada kopmaya uğramadığı için direkt görüntüsüne eşittir ve 5'tir. Dolayısıyla bu burası 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5 eksi. Şimdi gx'in 3'teki limitine bakacağız. Gx fonksiyonu bu. Şimdi 3'teki limitine bakmak için de 3'ün gittiği yere bakmam gerekiyor açıkçası. 3'ün gittiği yeri nasıl bulacağım? Benzerlik biliyorum sonuçta. Şurası 4 birim, şurası 4 birim. Yani eğimimiz eksi 1, 4 bölü 4. Azalan olduğu için eksi 1. Şuraya bakıyorsun, burası bir birimse demek ki burası da 1 olmak zorunda. O halde 3 nereye gitmiştir? 1'e gitmiştir. Yani gx'in limiti 1 ise 1'in 4. dereceden kökü de 1'dir. Demek ki 2 üzeri 5'ten 1'i çıkar diyor. Yani 32'den 1'i çıkar demiş soru bize. Cevabımız nedir? 31'in ta kendisi. Burada cevap anahtarında 1 olarak gösterilmiş ama bu yanlış arkadaşlar. 31 olması gerekiyor cevabın. Diğer baskımızda bütün hatalar düzeltildi. Haberiniz olsun. Şimdi limitin verilen tüm özelliklerini sağlanabilmesi için fonksiyonların o noktadaki limitlerinin var olduğu kabul edilmiştir. Aksi halde yani o noktadaki limitin varlığından söz edilemediği durumlarda istenen işlem için o noktadaki sağ ve sol limit değerlerine bakılmalı. Şimdi bunlarla alakalı güzel örnekler var açıkçası. ÖSYM bizi şimdiye kadar buradan hiç vurmadı. Vuramaz mı? Vurursa bence güzel de olur. Çünkü standart sapması da yüksek bir soru olur, güzel olur. En azından çalışanı çalışmayanla ayıran bir soru olur. Madem şu an videoda bulunan kişiler çalışan tayfa, o halde onlara da selam olsun. Onların da işine yarasın. Eğer sorarsa iyi dikkatli bir şekilde bu örnekleri de onlara anlatmış olalım. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. F ile g'nin toplamının limiti soruluyor. Şimdi f fonksiyonunun 2 noktasındaki limitine bakıyorsun, yok. Artı g'nin 2'deki limitine bakıyorsun, yok. Kopmuş çünkü. Yok artı yok. Cevap mı istiyor? 2 yok. Olur mu? Şimdi tabii ki de böyle olmayacağını sen de gayet iyi biliyorsun. O halde bizim şunu incelememiz gerekiyor. Hemen şöyle diyorsun bak. Bir f diyorsun, bir de g diyorsun. Tamam, eyvallah. Şimdi f'in 2'nin sol tarafındaki ve 2'nin sağ tarafı, bir de g'nin 2'nin sol ve sağ tarafındaki limitlerine bakacağız. Mesela f'in
2'nin sol tarafındaki limit değeri kaçtır? Eksi 2'ye gitmiştir. Sağ tarafındakine bakıyorsun. Hocam 3'e gitmiş. Güzel. Şimdi G'ye bakalım. G'nin 2'nin sol tarafında 3'e gittiğini görüyoruz. 2'nin sağ tarafında ise eksi 2'ye gittiğini görüyoruz. Bizden ne istemiş soru? F ile G'yi topla demiş. Toplayalım. Şimdi 2'nin sol tarafında bunların toplamlarının limiti 1. 2'nin sağ tarafında bunların toplamlarının limiti 1. Toplamlarının 2'nin sol ve sağ tarafındaki limit değerleri eşit olduğuna göre, 1 olduğuna göre demek ki toplamların limiti de 1'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın iki tane birbirinden tamamen bağımsız fonksiyon var. Biri f, öteki g. F'in iki noktasında limiti var mıydı? Yoktu. G'nin iki noktasında limiti var mıydı? Yoktu. Fakat toplamlarının iki noktasında limitleri oluşabildi. Limit değeri olabildi. Bundan kaynaklı da sevgili gençler, aman diyelim, bunlara dikkat edin. ÖSYM şimdiye kadar dediğim gibi bu tarz bir soruyla karşınıza çıkmadı. Çıkarsa bence güzel olabilir, benim fikrim. Çalışan öğrenciler için. Sıkıştırma teori, bir diğer ismi de sandviç teoremi. Reel sayılar kümesinin A'yı içeren bir alt açık aralığında her x için tanımlı. Şimdi f fonksiyonu ve gh fonksiyonu arasında ben bir g fonksiyonu, yani f'den büyük veya eşit, h'tan da küçük veya eşit bir g fonksiyonu olduğunu düşünelim. Fx'in a'daki limiti ve hx'in a'daki limiti birbirine eşitken, o zaman kimse kusura bakmasın, g'nin de a'daki limiti bunların limitine eşit olur diyoruz. Mesela örnek veriyorum, bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Yani bir x ekseni ve y ekseni çizelim şöyle. Burası y eksenimiz olsun, şurası da x eksenimiz olsun arkadaşlar. Şimdi bir tane şurası da orijin. Bir tane f fonksiyonu hayal edelim. F fonksiyonumuz şu şekilde olsun. Bir tane de g fonksiyonu hayal edelim. O da sevgili arkadaşlar şöyle olsun. Tamam. Hatta şöyle olsun. Biraz daha yaklaştıralım. Aynen şöyle dibine kadar koyalım. Şimdi varsayalım ki şurası da A apsisi noktamız olsun. Şu soruda, yani örnekte verilen A apsisi noktamız olsun bizim. Şimdi benim şu şartı uygun bir g fonksiyonu çizmem gerekiyor. Yani şu g fonksiyonu, pardon, bu h fonksiyonu, bu f fonksiyonu f'ten daha büyük veya f'e bazen eşit olabilir diyor. H'tan daha küçük ve h'a bazen eşit olabilir diyor. Bu fonksiyonu nasıl düşünebilirim? Mesela şu şekilde dağınık bir fonksiyon getirebilirim. Yönü buradan geçirip tekrar dağılmasını sağlayabilirim. Varsayalım ki bu da benim g fonksiyonum olsun. Şimdi haliyle bak, görüyorsun, fonksiyon g fonksiyonu h'tan daha küçük, f'ten daha büyük. Şuradan seçtim, h'tan küçük, f'ten büyük. Şuradan seçtim, h'tan küçük, f'ten daha büyük, değil mi? Her yerde bunu sağlıyor ama hani şunu şöyle düşün, İstanbul Boğazı gibi düşün şurayı. Şurası ve şurası. Şurayı İstanbul Boğazı gibi düşün. Abi o boğazı orada birbirine yaklaşmış yani. Sen de araya bir g fonksiyonu çizmek istiyorsun. Birinden küçük, birinden büyük. Mecburen oradan geçeceksin abi. Ve mecburen geçeceğin için de h'ın da f'in de buradaki limit değeri l iken, o zaman dedik ki zaten kimse kusura bakmasın, g'nin de oradaki limiti l'dir diyebiliyoruz. Dedik. Umarım iyi anlaşılmıştır. Görselle de size açıklamaya gayret gösterdim. 13. örneğimize bakalım. AB açık aralığından reel sayılara tanımlı f ve g fonksiyonlarımız var. Bir sayısı da AB açık aralığından seçilmek üzere fx'in 1'deki limiti 16 ve hx'in 1'deki limiti 16 olarak verilmiş. Yani ikisinin de limiti 16. F g'den, g'de h'tan daha küçük veya eşit olmak üzere ortada bir g fonksiyonu tanımlanıyor ve bunun 1'deki g fonksiyonunun 4. dereceden kökünün logaritma 4 tabanında gx de çarpımının 1'deki limiti soruluyor şimdi bana. Abi şimdi olay şu. Yani 1'deki limit 16, 1'deki limit 16. Bunun da 1'deki limiti 16 ise, o zaman g'nin de 1'deki limiti 16'dır diyeceğiz. G'nin 1'deki limiti 16 ise 16'nın 4. dereceden kökü 2'dir çarpı. Şurası da logaritma 4 tabanında 16'yı verir ki bize, bu da zaten 2'nin kendisidir. 2 kere 2'den de cevabımız 4 diyebiliriz. Evet, aşağıda soru yok. 14. sorumuza bakalım şimdi. Fx fonksiyonu ve fx fonksiyonun kuralı verilmiş öncelikle şu. Ve diyor ki gx'in de a'daki limitini verdim sana. A'dır diyor. Buna göre fx ile gx'in çarpımı artı gx
fonksiyonunun a'daki limiti kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bunu şu şekilde düşünebilirim. Fx fonksiyonu polinom bir fonksiyon olduğu için fx'in a'daki limiti ile gx'in a'daki limitinin de zaten var olduğunu biliyorum. Fx'in a'da da limiti vardır polinom olduğu için. O halde ben bunları fonksiyonların çarpımlarının limitini limitlerinin çarpımı olarak düşünebilirim. Dolayısıyla fx'in a'daki limitini bulmak için 3a ile a'yı toplarım 4a yapar. X gördüğüm yere a yazdım. Çarpı gx'in a'daki limiti a'ydı. Bunun üzerine de gx'in a'daki limitini yani a'yı eklersem bu bana 4a kare artı a'yı vermiş olur ki bu da kaçmış? 39'muş. Şimdi ben burayı 4a kare artı a eksi 39 eşittir 0 biçiminde düşünecek olursam. Şimdi ben 4a'ya a biçiminde burayı açsam hocam. 4a'ya a biçiminde açtım. Burayı da mesela eksi 3'e artı 3'e eksi 13 diye açarsam şöyle yapalım. Yo tam tersi artı 13'e eksi 3 diye açalım. Evet böyle daha uygun oldu. Şimdi dikkatli dinle. Bununla bunu çarptım 13a bununla bunu çarptım eksi 12a. Toplarsam ortadaki a'yı veriyor. Demek ki benim bu 4a dediğim değer ya eksi 13'müş ya da a dediğim değer 3'müş. A gerçel sayılarını bulunuz demişti. Şuradan da bulurum a eksi 13 bölü 4'tür. Ya da A 3'tür. Yani bu ve bu sağlayan A değerleridir diyebiliriz. Cevabımız 3 ve eksi 13 bölü 4'tü gençler. Burada da yine sadece eksi 13 bölü 4 alınmış. 3'ü de ekleyeceğiz arkadaşlar cevaba. 15. örneğimiz. Şekilde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının doğrusal parçalardan oluşan grafikleri bize verilmiş. Fonksiyonlardan kaç tanesinin x eşittir 3 apsis noktada limitli olduğunu bulunuz demiş. Şimdi 3'te limitli olup olmadığını bulacağız gençler. Şöyle diyelim öncelikle. F ve G diyeyim ben yine. 3'ün sol tarafı ve 3'ün sağ tarafına bakalım. Çünkü fonksiyonlar yani F'in de G'nin de 3'te limiti yok. Ayrı ayrı. Ama toplamlarının çarpımlarının falan limitleri belki olabilir. O yüzden buna bakacağız. Mesela 3'ün F fonksiyonunun 3'ün sol tarafındaki limiti 5. Sağ tarafındaki limiti eksi 5. G fonksiyonuna pardon şurası eksi 5. G fonksiyonuna geldim. 3'ün sol tarafında eksi 5. Sağ tarafında artı 5 şurada. Şimdi düşünelim. Ben bu fonksiyonları çarparsam 5 kere eksi 5 eksi 25. Eksi 5 kere 5 eksi 25. O zaman çarpımlarının sol ve sağ limitleri eşit gelecek. Bunun limitli vardır. Toplarsam 0 ve 0 olur. 5 ile eksi 5'in toplamı ve eksi 5 ile 5'in toplamı 0. Toplamlarının da limiti vardır. Bölersem 5'i eksi 5'e böldüm eksi 1. Eksi 5'i 5'e böldüm eksi 1. Bunun da limiti varmış. Çıkarırsam 5'ten eksi 5'i çıkardım 10 ama eksi 5'ten 5'i çıkarırsam eksi 10 sağ limit sol limite eşit olmaz. Dolayısıyla bunun limiti yoktur diyeceğiz. Doğru cevabımız kaç tanesinindi? Doğru cevabımız 3 tanesinde olur gençler. Geldik örnek 16'ya. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve limitli f ve g fonksiyonları sıfırdan farklı l gerçel sayısı için l x'ler a'ya yaklaşırken 2fx eksi gx. Sin limiti ne? Ve aynı zamanda 3gx eksi 2fx'in x'in a'daki limitine eşit oluyormuş bu l. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Limitli olan f ve g fonksiyonları için demiş ya. Açıkçası şunu söyleyebiliriz. Fx'in a'daki limiti yani şöyle diyelim. 2 çarpı fa eksi ga. Bu l'ye eşit. Şunu da yerine yazarsam 3 tane ga eksi 2 tane fa. Ha, bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Açıkçası limit değerleri birbirine eşittir de. Ya da öyle mi yazsam? Öyle yazayım ya. Öyle yazacağım. Şöyle yapalım gençler. 2 çarpı limit x a'ya giderken fx eksi limit x a'ya giderken gx. Tamam. Yani şunu bu şekilde ifade ettim. 2'yi dışarı atıp araya da eksi koydum. Peki bunu şöyle biraz kenara çekelim. Çektik. Ve bu neye eşit olacak? Hocam şuna bak. Şurayı da aynı şekilde yazacağım. 3 çarpı limit x a'ya giderken gx eksi 2 çarpı limit x a'ya giderken fx. Hocam bu buna eşittir. Şimdi gel güzel kardeşim. Şurası var ya şu eksi 2 ile beraber. Onu şunun yanına gönderelim. Buradaki eksi x a'ya giderken gx'i de onu da sağ tarafa gönderelim. Madem öyle 4 tane limit x a'ya yaklaşırken fx eşittir 4 tane limit x a'ya yaklaşırken
GX diyebilirim artık. Peki şurayı A gibi yapalım. 9 gibi oldu orası. Her iki tarafı 4'e bölsen ne olur? 4'ler gider abi. Demek ki ben şunu anlarım. Fx'in A'daki limitiyle Gx'in A'daki limiti birbirine eşitmiş. Bak burada ne diyor? Fx'in A'daki limitiyle Gx'in A'daki limiti eşittir diyor. Doğru. Şimdi 3'e bakalım. Ben fx ve gx'in a'da limitinin olduğunu biliyorum ya. O zaman fx'in limitinden gx'in limitini çıkardığım takdirde 0 gelir. Bu da doğru. Şimdi 1 ve 3 doğru. 1 ve 3 doğru. Acaba 2 doğru mu? Bunu yorumlamamız gerekiyor. Hocam şimdi doğru gibi geliyor. Çünkü ben bunu limit yani şunu şuna bölümü burayı verir gibi düşünülebilir. Evet. Yani %99.999999 verir de bir tek durum için vermez. Mesela bunların limitleri sıfırsa vermez abi. Yani 1 çıkamayabilir. 0 bölü 0 gelir. Yani 0 olma durumundan kaynaklı ben buna daima doğrudur diyemem. O halde doğru cevabımız sadece 1 ve 3 olacaktı gençler. Evet, geçtik bir diğer sorumuza. 17. sorudayız. Yukarıda f artı gx, f artı gx ve f eksi gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. X'ler 2'ye yaklaşırken fx'in limitini bul demiş bize. Şimdi şöyle diyelim gençler. F artı şunu şöyle silelim bir. Ve biraz şöyle yapalım. Görünüyor mu? Görünüyor. Güzel. Şimdi 17 görünmese de olur. Şöyle yapalım. F artı g fonksiyonumuz var. Bir de f eksi g fonksiyonunun grafiği verilmişti bize. 2 civarındaki limitlerine bakacak olursak. 2'nin solu ve 2'nin sağı. Çünkü f artı g'nin 2'de limiti yok. F eksi g'nin de 2'de limiti yok. Dikkat ettiysen. O halde 2'nin sol tarafında f artı g'nin limiti bak burada kaç? 5. F artı g'nin 2'nin sağ tarafında limiti kaç? 3. Şimdi geldim f eksi g'ye. F eksi g'nin 2'nin sol tarafındaki limiti 0. Sağ tarafındaki limiti 2. Tamam. Şimdi şöyle düşünüyorum. Fx'in 2'deki limiti sorulmuş. Ben şununla şunu toplayacak olursam. F artı g ile f eksi g'yi. Bunun limiti kaç gelir? Neyin ama? Toplanınca ne gelir bu? 2 tane f gelir. Tamam. F'in limitinin 2 katı. Hangi noktadaki? 2 noktasındaki. Sol limiti 5. Sağ limitine baktım 5. Aa güzel. Yani limit x 2'ye yaklaşırken orayı yazamadım. Tuşa bastı elim. Kusura bakmayın. X'ler 2'ye yaklaşırken 2 fx. Abi 5'miş bu. Ama 2 tane fx'in limiti 5. O zaman 2'yi dışarı attım. Şöyle. Oldu mu? Burayı sildim. 2'yi de şimdi karşıya attım tekrar. Ne oldu? Fx'in 2'deki limiti 5 bölü 2 oldu. Demek ki cevabımız 5 bölü 2 olması gerekiyormuş. Güzel. 18'e bakıyoruz şimdi. Yine aynı mantaliteyle f artı g ve f eksi g'nin grafikleri bize verilmiş. Buna göre f ile g'nin çarpımının 3'ün sağ tarafındaki ve f ile g'nin çarpımının 4'ün sol tarafındaki limiti soruluyor. Şimdi sadece 3'ün sağ tarafındaki limiti sorulduğu için f ile g'nin çarpımının. F'in 3'ün sağ tarafındaki limitine bakalım. Bunu nasıl bulacağız? Bulamıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar yani verilen grafikler f artı g ve f eksi g. O zaman yine aynı tarzla f artı g ve f eksi g'yi yazdım abi ben. Tamam mı? Bunun 3'ün sağ tarafındaki limitine bir bakalım beraber. 3'ün sağ tarafında bunun limiti hop gittim eksi 2'ye gitti. F eksi g fonksiyonunda 3'ün sağ tarafı 3 şurada bir yerde 3'ün sağ tarafı 3'e gitmiş. Peki ben bunları toplarsam ne gelir? Hocam 2f gelir. Ve toplamları kaç gelir? 1. O zaman 2f'in limiti 1 ise f'in limiti bir önceki sorudan kopya çekiyoruz. 1 bölü 2 olduğunu gayet iyi biliyoruz değil mi? F'in limiti 1 bölü 2. Nerede? 3'ün sağ tarafında. 3'ün sağ tarafında f'in limiti 1 bölü 2 ise çarpı g'nin limiti kaçtır? Bir de bunu bulalım. Hocam g'nin limiti bulmak için ben f artı g'nin limitinin eksi 2 olduğunu biliyorum ya. Evet. Şimdi f'in limiti 1 bölü 2 idi. Buna g'nin limitini ekleyince eksi 2 gelecek. O zaman g'nin limiti eksi 5 bölü 2'dir. Eksi 5 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplarsam eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelir. O halde bu da eksi 5 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Çarpıldığı takdirde burası ne gelir? Eksi 5 bölü 4 gelir. Artı sorunun yarısını bitirdik. Şimdi geldik diğer yarısını. Onu, orayı yorumlamamız lazım. Şöyle diyelim. Grafiklerde bir yandan görünsün istiyorum. Yine f artı g ve f eksi g için konuşalım. Bu sefer 4'ün sol tarafındaki limitlerine bakacağız. F artı g'nin 4'ün sol tarafındaki limiti 0. 0.
f-g'nin 4'ün sol tarafındaki limiti. E hocam 3. Peki ben bunları toplarsam 2 tane f'i mi elde ederim yine? 2 tane f'in limiti neymiş? 4'ün solunda 3. O zaman 1 tane f'in limiti nedir? 4'ün sol tarafında 3 bölü 2'dir. Yani şuradaki f 3 bölü 2'ymiş bu sefer. Şimdi getirdim. 3 bölü 2'yi şurada yerine yazarsam g eksi 3 bölü 2 gelir. Çok güzel. Bununla bunun çarpımı da eksi 9 bölü 4 yapar. İkisini toplarsam eksi 14 bölü 4 gelir. Sadeleştirirsem eksi 7 bölü 2 bana cevabın ta kendisini vermiş olur. 18'i de çözdük ve geldik 19'a. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları. F artı gx bölü gx. 1'deki limiti 2'ymiş. Tamam. Buna göre 3 tane öncül var. Hangilerinin daima doğru olduğunu bul demiş bize. Şimdi bir kere burada limitle alakalı bir şeyler biliyorum. Yani bir fonksiyonun limitinin o noktadaki görüntüsüne eşit olup olmadığını falan bilmiyorum. Yani bunlar polinom fonksiyon değil mi onu da bilmiyorum. İşte sırf bu yüzden kaynaklı daima gibi sorularda fonksiyonun görüntüsü hakkında yorum yaptığı için biri silerim. Görüntü abi o. Yani limit değeri görüntüsüne eşit olmayabilir. Doğal olarak f1 kaldı ki f1 yani f1'in varlığından bile biz şu an şüpheliyiz. F1 g1'e eşit demiş. Dolayısıyla limitler hakkında belki bir şeyler konuşabiliriz ama görüntüler hakkında bir yorum yapamayız. O yüzden 1 gitti. 2'ye bölüşe bakacağız. Ben öncelikle şu bize verilen ifadeyi limit x 1'e yaklaşırken fx bölü gx artı limit x 1'e yaklaşırken gx bölü gx diye yazabilirim. Ki bu da 2'ymiş. Şimdi fx'in gx'in 1'deki limitini gx'in 1'deki limitine böldüğüm takdirde şurayı 1 olarak seçersem o zaman şurası da 1'dir diyebiliriz. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi buraya geldim. F ve G için konuşuyorum. F ve G. 1 için düşünelim. 1'in solu ve 1'in sağı için düşünelim. Mesela F'in 1'in sol tarafındaki limit değeri 5. Sağ tarafındaki 6 olsun. G'nin de 1'in sol tarafındaki limiti 5. Ve 1'in sağ tarafındaki limiti 6 olsun. F'in ve G'nin limiti var mı? Ayrı ayrı. Yok. Değil mi? Ayrı ayrı limitleri yok. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilir miyim? Limit x 1'e yaklaşırken fx. Bu nedir? Yoktur. Böyle bir limit değeri yok. G var mı? O da yok. Çünkü solu 5, sağ 6 mesela. O da yok. E şimdi o zaman 1'deki limit yoktur. 2'de, 1'deki limit yoktur f ve g'nin. Yoktur eşittir yoktur mu diyeceğiz. Abi bu daima hangilerinin daima doğru olduğunu bulunuz demişti ya. O zaman bu da gitti. Bu da gitti. Ama 3'e baktığım takdirde şimdi zaten şurada detaylı yazdım bak. 1'in solu ve 1'in sağı için bunlar geliyor. Şimdi G'yi F'e böl demiş. 5'i 5'e böldüm 1. 6'yı 6'ya böldüm 1. Geliyor mu? Geliyor. O zaman 3 daima doğrudur. Cevabımız yalnız 3 olacaktı diyebiliriz gençler. Evet 19'da çözdük ve artık geldik 20'ye. Negatif olmayan gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu tanım kümesindeki her x sayısı için demiş bize. Fx x ile 6x aralığındadır. Tamam. Buna göre 3 tane öncül var. İfadelerinden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bulunuz demiş. Düşünelim hadi beraber. Bunu anlamlandırabilmek için şöyle bir hareket yapabiliriz. Şimdi şurası x eksenimiz olsun. Şurası da y eksenimiz olsun. Sen y eşittir x'in grafiğini biliyorsun. Şöyle bir grafik. 45 derece açı yapan birinci açıortay doğrusunun. Negatif olmayan gerçel sayılar sıfır dahil olmak üzere tanımlı yani. 6x fonksiyonu da baya böyle gövdesi yukarı doğru kalkık olan, eğimi baya büyük olan bir fonksiyon. Şimdi şu x olsun, şu da 6x. Kabul mü? Şimdi fx bunlara eşit olabildiği gibi bunların arasında kalan bir fonksiyonmuş. Öncelikle bunu bir düşünelim. Bunların arasında kalan bir fonksiyon. E şimdi haliyle diyor ki ben diyor birin görüntüsünü yerleştirirsem varsayalım ki benim fx fonksiyonum şöyle bir fonksiyon. Bir de şurada. Birin görüntüsüne bakıyorsun. Bir. Birin görüntüsü 6x fonksiyonunda 6'dır. Şuradaki fonksiyonda da haliyle f1'dir. Ve tabi doğal olarak
F bunların ikisinin arasında kalacaktır. Eşit de olabilir. Yani değdiği noktaysa eğer, örnek veriyorum, eşit de olabilir. Madem öyle, birinci öncül kesinlikle doğrudur diyebilir miyim deriz. Bunda sıkıntı yok. Peki fx'in 1'deki limiti daima 1 ile 6 arasında mıdır? Şimdi şunu diyebilirim. Şunun 1'deki limiti 1'dir. Bunun 1'deki limiti de 6'dır. Haliyle f fonksiyonu da arada kaldığı için limit değeri 1 ile 6 aralığındadır. Çok mantıklı. Lakin ben f fonksiyonunu şu şekilde düşünsem mesela. Şurayı silelim, 1 orası olmasın. Ve ben f fonksiyonunu şöyle düşüneceğim. Şöyle geldim, şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle devam ettim mesela. Bu f fonksiyonu abi. Tamam. Şurası da 1 apsisli noktamız olsun. 1. Şimdi şurası 2'ye gitsin. Şurası da 3'e gitsin. Kabul mü? Şimdi f fonksiyonu için soruyorum sana. 1'in sol limiti kaç? 2. Sağ limiti kaç? 3. 1 noktasında limiti var mı f fonksiyonunun? Yok. Şimdi o zaman şuradaki yok dediğimiz değer 1 ile 6 arasında mıdır? Ya bu saçma olur değil mi? Matematiği katletmiş oluruz. Dolayısıyla 2'ye ben kesinlikle doğrudur diyemem. Peki sıfırda limit vardır hocam. Sıfırda limit vardır. Var olmak zorundadır. Çünkü sandviç teoremi, yani sıkıştırma teoremi gereğince. Ben şunu söyleyebilirim. Bizim fonksiyonumuz şimdi sıfır için sıfırdan geçer, sıfır için sıfırdan geçer. O zaman f sıfır da sıfırdır. Değil mi? Ve ekstradan. Şunun sıfırdaki limiti sıfırdır. Bunun sıfırdaki limiti sıfırdır. O zaman bunun da sıfırdaki limiti sıfırdır diyebilirim. Sandviç teoremi gereğince. Dolayısıyla fx sıfıra giderken hatta limiti de vardır ve sıfırdır da diyebiliriz. Üçüncü öncülümüze kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler, artık 20. örneği de bitirdiğimize göre limitin özelliklerinin birinci partını bitirmiş olduk sizlerle birlikte. Şimdi sırada iki tane testimiz var. Kitaptaki sıralamasıyla 4. test ve 5. test var arkadaşlar. Sorular nasıl diyeyim? Orta düzey sorular diyebiliriz. Tamam, orta düzey sorulardan oluşan bu konuyu pekiştirici iki tane testimiz var. Ve bu testlerden sonra da limitin özellikleri ikinci partla devam edeceğiz. Yine limitin özelliklerinde de kaç tane soru varmış ben sana hemen bakayım. Yani geri kalan kısmında 24 devam ediyoruz. Kaç tane biliyor musun? 34 tane soru var. Yani limitin özelliklerinin ikinci kısmı biraz daha yorumsal olacak açıkçası. İlkinde yerine koy yaz çıkıyordu. Sadece birkaç örneğinde gördüğünüz üzere yorum yaptık ama buradaki sorular genel itibariyle yorum olacak. Aklında bulunsun. Dolayısıyla limitte yorum yeteneğini güçlendirmek istiyorsan biraz fonksiyon grafikleriyle aran iyi olması gerekiyor. Biraz böyle polinomlarla içli dışlı olman gerekiyor. Çarpanlar ayırma biraz bilmen gerekiyor. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi hani bir mola verip bir konuşma yapmıştık ya. Orada da bahsettiğim gibi limit türev integralde ustalaşmak istiyorsan önce diğer derslerde, yani diğer konularda usta olacaksın. Ancak bu şekilde ustalaşabilirsin. Yoksa diğer konuları çok iyi bilmiyorken limit türev integralde ben ustayım diyemezsin. Yani ben iyi türev alıyorum dediğin eğer şeyse mesela bir polinom fonksiyonun türevini alırken üstünü başa indirdin, üstünü biraz attın muhabbeti ise yani sen iyi türev almıyorsun. Sen iyi işlem yapıyorsun sadece. Ama iyi türev almak hangi kastımız eğer buysa. Eğer iyi türev biliyorsan türevden önceki bütün konulara çok iyi hakimsindir demektir. Anlaştık mı? Evet gençler, artık dersimizi noktalayabiliriz. Bir diğer derste testlerimizi çözeceğiz. O derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.